Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü Rise of konumuz, videomuzun konusu AP. AP'yi nerelerde yakmalıyım? Yağmacı önemli mi? Kvk barbarı mı önemli yoksa ben bütün AP her etkinlikte harcayayım mı? Önemli, gerekli bilgileri ben size vereceğim. Benim kitlem daha çok oyuna yeni başlayan bir kitle olduğu için ben de yağmacı için bir video çekeceğim zamanında planladığım için kafamda bugün de bu videoyu çekmek istedim gençler. Öncelikle eylem dolum puanı dediğimiz şey bizim hesabımızın gelişmesi için hız ve riyeses çantamızı doldurmamız için bir nimet. Bir nimet. AP'yi önceden burada birlikte e, Arbar Kalesi kestiğinde burada sınırsız atıyordu 50'lik eylem, Doğru, eylem puan dolumunu. Ama artık bunu Lilith haftalık sanırım 7K'ya sabitledi. 7K'ya sabitledi. Bu yüzden buradan gelirimiz azaldı. Her neyse etkinliklerle falan falanla fişmanla buradaki eylem puan dolumlarınızı biriktiriyorsunuz. Aşama 1. Mutlaka ve mutlaka biriktirin. Çünkü neden? Yani hesabınızdaki şu çantalarınız. Bu benim bu arada farm hesabım. Ben farm hesabımla yağmacı yapıyorum. Ana hesabımdaki AP'yi kristal için ee, KVK... KV kartısını harcayacağım. Yavaş yavaş kullanacağım. Çok tubar var keseceğim. Her neyse onları zaten yayından görürsünüz. Her neyse eylem, doğan, eylem puan dolu yani AP dediğimiz olay çantanızda sesleri biriktirir. Hızlarınızı arttırır. İyileştirme hızınızı falan filan yağmacıdan gelir arttırır. Her neyse yağmacıdan atan ödülleri şu şekilde ben yani size göstereceğim. Yağmacıdan bu şekilde ödül atıyor. Yağmacı bana göre önemli mi? Değil. Yağmacı kutusularından da eskisi gibi artık çok fazla ödül vermediği için ben yağmacıyı önermiyorum. Sadece farm hesabımda yapıyorum ki. Çünkü RSS konusunda biraz sıkıntılıyım. Bu KVK ne kadar verim ver alabilirim ondan emin değilim. Çünkü farm hesaplarını ben içeriye çok geç soktum. Krallığın içerisinde çok geç geldiler. O yüzden ben de dedim ki hani hem içerik olsun size hem video olsun hem de ben de çantamı ne kadar doldurabilirsem KVK'da o kadar savaşabilirim dedim ve videoya girdim. Neyse KVK 1 için 2 için 3 için gençler sakın ha sakın AP'nizi harcamayın. Şu an mesela ben yağmacıdan 7'şer tane hız alıyorum. 5 dakikalık ya da 1 dakikalık fark etmiyor. Normal barbardan yani şurada 24-25 seviye barbarlardan da ben ne kadar hız alıyorum. Mesela bu 20 seviye 22 seviye bulalım. 5'er tane 22 seviye ile 25 seviye arası 5'er tane hız atar. 1 dakikalık ya da 5 dakikalık. 1 dakikalık genel 5 dakikalık eğitim ya da bir dakikalık eğitim hızı şeklinde beşer tane atıyor. Ama velakin KVK 1, 2, 3 için bunun sayısı değişiyor. 9'er tane atıyordu sanırım. Yanlışım varsa yorumlarda düzelt. Çünkü uzun süredir KVK 2, 3 oynamıyorum. KVK 1 zaten oynayamam. Öyle bir imkanım yok ki oynamakta istemem. Her neyse FET sezonuna gelince gençler. AP'nin önemini öyle bir anlayacaksınız ki. Çünkü siz bir Fruity play'siniz. Free fruity play oyuncuya ne gerekli abi? Kristal kristal teknolojisini en hızlı şekilde, en verimli şekilde nasıl geliştirebilirsiniz? Barbar keserek. KVK'daki barbarları keserek hem kristal elde etmiş olacaksınız. Hem de şu bir dakikalıktan 20'şer tane atacak. RSS'den bol bol atacak. Ayrıyeten ekipman malzemesi atacak size. Mesela bana abonoz atmış şu an. Ama KVK'da daha fazla atıyor. beşer tane falan atıyordu sanırsam. Ve normal barbarı siz 50 AP'ye keserken Fetih sezonunda 80 AP keseceksiniz. Word mü? Yine Word. Yani 20'şer tane hız alıyorsun. Yine Word. Bu arada bir tanesini kaçırdım. Okey sıkıntı yok. Yine Word gençler. Yani ben sizin yerinizde olsam benim şahsi görüşüm ben AP'mi hiçbir şekilde kullanmam. Gerektiği yerde gerektiği şekilde affedersiniz bokunu çıkarmadan kullanın. Çünkü fetih sezonunda sizin için AP çok önemli olacak. Hem onur puanı sıralaması için hem Fethi sezonu kristal araştırması için kristal için çok önemli gençler. Bakın kristal gerçekten barbar fark ettiriyor da barbar kalesi fark ettiriyor. Barbar kalesini siz e, normal krallığınızda 150 AP'yi açarken Fethi sezonunda 300 AP'yi açıyorsunuz barbar kalesini. Ama ve lakin çok fazla hı, yani hediye veriyor. Hızlandırmasıydı bol bol veriyor. Bol keseden dağıtıyor Lilith. O yüzden size tek önerim Fetis sezonunu bekleyin. Bütün AP'leriniz artık orada yakmak isterseniz yakın. KVK'yı kazandınız. Kralın topraklarını ele geçirdiniz. Ben 5 kıta çıkacağım kardeşim. Zevkini alacağım artık hesabın diyorsan bas geç. Mesela KVK'yı kazandın. ilk 20'de fetis sikkesi veriyor. Mutlaka ve mutlaka ilaki like girmek isteyeceksin sıralamaya. Bunları yapmalısın genç kardeşim. Oyuna yeni başlayanlar için diyorum zaten. Oyuna çok eski oyuncular zaten bu videoyu skip atlayacaktır. Ondan da eminiz. Ama yeni başlayan oyuncular için yağmacı şu şekilde öneririm. Köç edeceksindir. Birlik kredin azdır. Eyvallah. Yağmacı kutularından birlik kredisi atıyor. Ama ne kadar eskisi gibi atıyor mu ondan emin değilim. Bunları ben yağmacı kalesi bittikten sonra yağmacı barbar bar, yağmacı bittikten sonra dilim dönmedi özür dilerim dilim sürttü. Yayında hep beraber açacağız. Yani yarın akşama doğru ben bunları açarım diye tahmin ediyorum yayında yayınlardan ve videolardan bilgi almak istiyorsanız eğer hızlı şekilde Discord sunucumu açıklamalar kısmına bırakacağım mutlaka var mutlaka katılın mutlaka katılın yayınlarda hep beraber savaşırız muhabbet sohbet ederiz bilmediğiniz hakkında oyun hakkında bilmediğiniz ne varsa her şeyi bana sorabilirsiniz İyi, hiç hiç problem değil aynı şekilde Discord'ta da bana sorabilirsiniz onun dışında Ramizlerle sağ üstte gördüğünüz gibi gençler Ramizlerle Semiramizle aynı kampta 2230 Ramiz'in krallığı 3113 bizim krallığımız Rüzgar Kample müttefiz önce ateş kağıt ile beraber savaşacağız 15'te işte. toprakla bakalım neler olacak biz Rüzgarı dışarı çıkarmayacağız bilerek ki toprağın işine yaramasın diye biz de her şeyin farkındayız çok güzel bir KVK geçeceğiz belki 1 ve 2 atma durumumuz bile olur olabilir hiç bilmiyorum. Şu an yağmacıda e, puanım 57 biraz uyudum uyandım haliyle geçtiler. Sıkıntı yok sabahladım yani saat 9'a kadar falan uyudum. 1-2 saat önce falan kalktım öyle söyleyeyim. krallıklarda bu şekilde bizim krallığımız biraz genç krallık olduğu için ve T4 sayısı fazla olduğu için hız ve RSS çantayı doldurmak illaki isteyeceklerdir. Ramizlerin krallığı 2230 zaten yağmacıyla işi olmaz. Çünkü herkes bekliyor yani kristal için bar a, AP yakmayı bekleyen bir krallık ki mantıklı olan o da yani. Yağmacıyı pek fazla önermiyorum. İlla göç edeceksiniz ve birlik krediniz az ise yine yağmacı oynamayan bir sezon daha bekleyin krallığınızda. Tamamlayın abi birlik kredinizi öyle gidin derim. Yapmak istiyorsanız şu an benim gibi farm hesabında yapabilirsiniz. Ben farm hesabında yapıyorum yani yalan yok. O da sırf çantam dolsun diye ana hesabımda RSS fazla birikmedi adını sen getir onun. Farm hesaplarını erken sokamadım içeri. Baya bir sorunlar yaşadım. Derken yine o tıkırında biraz bir şey var da. Belki biterse hani bunu son çare olarak burayı kullanacağım. Kesebildiğim kadar keseceğim. Önden sonra da bakacağız duruma göre. Video bu kadardı gençler. Videoyu kısa tuttum bilerek izlensin daha iyi insanlara erişebilelim. Discord sunucuma mutlaka ve mutlaka katılın. Yayınlara kesinlikle gelin. Aşırı muhabbet kakarak ikili yanımız var. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.